Değerli başkanlarım, kıymetli kardeşlerim, değerli misafirler, sempozyumumuza hoş geldiniz. Efendim, yerel yönetimler seçimi başlarken böyle bir karar versek vermesek ne yapsak gibi tereddütlerimiz vardı. Esasen değerli Belediyeler Birliğimizin genel sekreteri, kurul üyemiz o zaman gündeme getirdiğinde hafif de böyle ben ona muhalefet ettim doğrusu. Dedim iyi yapmadık sanki Hayrettin Bey falan. Hocam oldu artık ne yapalım yükünü biz çekeriz dedi. Ve sözünü tuttu. Kendisine burada teşekkür ediyorum. Ardından Fatma Hanım değerli başkanımız, Belediyeler Birliği'nin başkanı canla başla bütün imkanlarını hazırlayarak, seferber ederek değerli görevlileri, genel sekreter vekil arkadaşlarımız çok iyi çalışmalar yaparak kısa dönemde sempozyumu hazırladılar. Yine değerli hocalarımız, kıymetli hocalarımız, birbirinden değerli akademisyenlerimiz katıldılar. Bildirilerini inşallah sunacaklar. Kısaca bir baktık ki epey birikimi var Türkiye'nin. Ben esasen bunu söylemek için biraz bu temenna yaptım, başta bu açıklamayı yaptım. Türkiye olarak, hani eskiden büyüklerimiz söylerdi, benim babaannem, dedem falan çok söylerdi. Un var, yağ var, şeker var, helva niye yapmıyoruz? Eğer dikkatli bakarsak, eğer sorumlu davranırsak, eğer elimizdeki malzemeyi iyi kullanmak için gayret içerisinde olursak, hakikaten un var, yağ var, şeker var. Bütün şartlar hazır. Türkiye'nin birikimi çok yüksek seviyeye gelmiş. Biz her şeyi yaparız, her şeyi başarırız Allah'ın izniyle. Milletin lehine, devletin lehine, bu ülkenin çıkarına olan her şeyde de idarecilerin verdiği her kararın milletimiz topyekün arkasında destek veriyorlar. Bunu da görüyoruz. Değerli kardeşlerim, 1950 yılında Türkiye'nin kabaca nüfus dağılımı kır şehir şöyleydi. Nüfusumuzun %30'u şehirlerde, %70'i kırda yaşıyordu. Yarım asır içerisinde bu rakamlar tam ters düz oldu. Biz yarım asır içerisinde nüfusumuzun bu kadar kısmını şehre indirdik, şehre geldi. Akın halinde geldi. Bunun altından yine de iyi kalktık. Bakın, yine de iyi kalktık. Bunun altında ezildi Güney Amerika ülkeleri, çoğu yer ezildi. Bakın Bangladeş ezilmiş, Hindistan ezilmiş, gidin bakın kalkamıyor çaresiz halde. Ama 15 yıl evvel şehircilikle ilgili yaptığımız sempozyumlarda, toplantılarda bir dereceli konumuz her zaman gecekonduydu. Evet, kaçak yapılar, gecekondular, işte hukuk dışı yapılaşma, inşaat falan diye en çok bunu konuşurduk. Derdik ki acaba bir kahraman çıkıp da bunu durdurabilir mi? Evet, kahramanlar çıktı, kahraman çıktı. Gördüğünüz gibi bir ucundan ıslah ediliyor. En azından yenileri yapılmıyor ve gecekondu problemi kalmadı, hiç konuşmuyoruz. Demek ki gücümüz var, potansiyelimiz var. İşte bugün burada siz değerli uygulayıcıların huzurunda, kıymetli hocalarımız, akademisyenlerimiz, karşılıklı görüşlerimizi, fikirlerimizi birleştirerek, Türkiye'nin bu gücünü, bu birikimini, bu potansiyelini hayata geçirerek, bundan sonraki dönem için inşallah belediyelerimiz için, şehirlerimiz için daha incelikli, daha zerafeti olan çözümler geliştirelim. Daha güzel şehirlerimiz olsun. Gönül rahatlığıyla göğsümüzü gererek, dışarıdan gelen insanlara şehirlerimizin caddelerini, sokaklarını, meydanlarını gezdirelim. Evet. En çok kederlendiğim şey şuydu belediye başkanlığımda. Dedim ki kartpostal yaptırın hadi bakalım. Hadi kartpostal yaptırın. Gittiğinizde bir Alman kasabasının bütün sokaklarını çekip kartpostal yaptırabilirsiniz. Bütün İngiliz kasabalarının, köylerinin bütün sokaklarını, bütün yapılarını çektirip kartpostal yaptırabilirsiniz. Kayseri'de kartpostal geleneği yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü kartpostal çekecek görüntü bulamazsınız. Her şey kirlenmiş, tarih kirlenmiş, tabiat kirlenmiş. Yeni yapılan alabildiğince kalitesiz. İşte o hızlı şehirleşme döneminde 1950'den sonra ortaya çıkan o
kalitesi düşük. Yapı stoku da bugün problemimiz değil mi? Çoğu yerde kentsel dönüşüm, özellikle kamu yapılarının hepsini yıkıp yeniden yapıyoruz. İnşallah, inşallah bundan sonra böyle yapmayalım. Yık yap yapmayalım. Daha zevkli yapalım. Bunun için de bu tür toplantılar devam etsin. Teşrifiniz için teşekkür ediyorum. Değerli hocalarımıza da gelip bizi aydınlattıkları için teşekkür ediyorum. Sempozyumun başarılı geçmesini diliyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.